Ve tabii ki kurbanın sadece hayvan kesmek olmadığını veya hayvan kesilsin diye bir yere para göndermek olmadığını konuştuk. Biraz bu semboller başka şeylere, şiarlar başka şeylere dönmeye başladı. O yüzden hikmeti kavramaya, anlamaya çalışıyoruz. Şöyle hocam, kurban üzerinden hacca geçmeden önce bizim tabii ki ilk Habil ve Kabil'den geldi ama Habil çobandı, koyun verdi. Kabil çiftçiydi, ürünlerini koydu diye biliyorum kıssayı. Yanlış mı biliyorum? Yani böyle söylenir. Böyle söylenir ama ikisinin de birer kurban kestiği de ifade edilir. İbrahim ve İsmail'in hikayesinden daha çok bahsettiğimiz ve bir peygamberin evladını kesmek üzere olduğu, gerçekten bu gerçek bir hikaye mi? Yani gerçekten İbrahim Aleyhisselam İsmail'i kurban ediyor muydu, yoksa bu bir sembolik bir anlatım mı? Kendisine Allah'ın bir emri miydi? Emri miydi, yoksa bir sembolik bir anlatım mı bu? Nedir bu? Evet. Bu çok sorgulanıyor da bu arada çünkü. Yani konuşulan da bir mesele. Buyurun. Akif Bey, ilahi vahiy açısından bütün insanlık tarihini Hazreti Adem'i de katarsak 6 peygamber üzerinden okumak mümkündür. Yani bütün medeniyetler tarihini, bütün insanlık tarihini 6 peygamber üzerinden okumak mümkün. Birisi Adem Safiyullah, ikincisi Nuh Neciyullah, efendim üçüncüsü İbrahim Halilullah. Neden bu Safiyullah Neciyullah? Yani Safiyullah Mustafa demek, seçil. Tamam, çünkü seçil. Allah ilk insan ve ilk peygamber olarak onu seçtiği için Safiyullah denmiş. Neciyullah malumunuz, onunla tufandan insanlar kurtuluşa erdiği için Fırka-i Naciye'den bildiğimiz Neceyna ayetlerinden Neciyullah denmiş. Arapçada var mı bilmiyorum ama ben bunu, Osmanlı kültürü bunu böyle ifade ediyor bildiğim kadarıyla. İbrahim Halilullah zaten ayette var malumunuz. Efendim Musa Kelimullah, İsa Ruhullah ve Muhammed Habibullah. Bu ulul azm peygamberler deniyor. Yani Hazreti Adem'den sonraki bu 5 peygamber aynı zamanda ulul azm peygamberler. Yani büyük bir azim göstererek insanlığın değişimine ve dönüşümüne rehberlik yaptıkları için bütün peygamberler içerisinde bu 5 peygambere biz ulul azm peygamberler diyoruz. Adem'i de katarsak bu 6 peygamber. Bunlar içerisinden özellikle Hazreti İbrahim'i anlamadan biz kurbanı da anlayamayız, haccı da anlayamayız. Hatta İslamiyet'i de bütün yönleriyle anlamak mümkün olmaz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sık sık kendisini Hazreti İbrahim'e nispet etmiştir. Ben annem Amine'nin rüyası, atam İbrahim'in duası ve kardeşim İsa'nın müjdesiyim buyurmuştur. Dolayısıyla yani tevhid tarihini anlamak için bizim Hazreti İbrahim'i çok iyi okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim nasıl ki Hazreti Peygamber'i bütün insanlık için örnek olarak göstermiştir, aynı ifadeler Hazreti İbrahim için de kullanılır. İnne fi İbrahim'e vellezine ma'ahu usvetun hasene, İbrahim ve beraberindekiler için sizin için üsve-i hasene vardır, güzel örnekler vardır buyuruyor. İbrahim başı başına bir ümmet idi diyor. Dolayısıyla izin verirseniz İsmail kıssasına gelmeden, yani İsmail'i kurban etme kıssasına gelmeden önce kısaca Hazreti İbrahim'in yolculuğuna bir göz atalım. Buyurun birlikte. Milattan önce işte farklı tarihler söyleniyor çok net ama Mezopotamya'da ta Keldaniler döneminde Irak'ın Ur şehrinde önce dünyaya gelmiş, sonra babasıyla birlikte bizim Urfa'ya hicret etmiş, Harran'a hicret etmiş. Ve orada Allah'ın dinini, tevhidi, vahyi insanlığa tebliğ etmeye başlamış. Şimdi Kur'an-ı Kerim
özellikle İbrahim'in Allah'ın varlığını, birliğini bulma, aklını kullanma, akli delillere başvurarak şirki çürütme yöntemleri ne? Bütün yönleriyle bize anlatır. Yani İbrahim'in tevhid arayışı, hem kendi arayışı hem tevhid mücadelesi çok yönlüdür, çok farklıdır. Zamanımız olmadığı için detaylarına giremeyeceğim ama neticede Allah'ın varlığını, Allah'ın en büyük ayetleri olan ay, güneş ve yıldızlar üzerinden ispat çabasından, öldükten sonra dirilmenin nasıl olacağını ortaya koymaktan, puthanedeki babasının yaptığı puthanedeki putları kırmaktan, kırdıktan baltayı sonra baltayı en büyüklerin başına takıp o kırmıştır diye, yani bütün bu yöntemler, yani bir ara ben notlarımda Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın muazzam bir sorgulama, başkaldırış ve düşünsel yöntemle, 40'ı aşkın yöntemle getirdiği tevhid inancını, davasını, erdemi, ahlakı, adaleti insanlara anlatmaya çalıştığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de en çok Hazreti Musa'dan sonra en çok ismi geçen, üzerinde durulan peygamberdir ve dediğim gibi başlı başına bir ümmet idi. Bir insan nasıl başlı başına bir ümmet olur? Bu kıssayı takip ettiğimiz zaman ortaya çıkar. En son malumunuz artık taşınmaz hale gelir ve ateşe atılarak yok edilmek istenir. Ama Cenab-ı Hakk'ın ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim ayeti gereği ateş onu yakmaz. Bu aşamadan sonra bütün peygamberlerin yaptığını yapar. Bütün peygamberlerin hayatında hicret sünnettir. Yani getirdikleri mesaj çıkmaza girdiğinde onu başka yere taşımaları peygamberlerin büyük sünnetidir o. Bütün peygamberlerin hayatında vardır. İnni zahibun ila rabbi seyehdin. Saffat suresinden, yani pek çok ayette var. Biliyorsunuz müstakil İbrahim suresi var. Evet. Bakara suresinde pek çok ayetler var. Ama Saffat suresinde yoğunlaşmış olarak, kurban da orada geçtiği için orayı sürelim, beraber gidelim. İnni zahibun ila rabbi seyehdin. Ben Rabbime gidiyorum, o bana bir yol gösterecektir diyor. Hanımı Sara'yı, kardeşinin oğlu Lut'u yanına alarak yola çıkıyor. Bazı kadim kaynaklar yolculuğunda işte Tarsus'u, Laskiye'yi, İskenderiye'yi vesaire anlatırlar. İşte aslında kendisine Kenan diyarına gitmesi vahyedilmiştir, emredilmiştir. Orada kıtlık olduğu için Mısır'a uğrar. Mısır'da da tebliğ eder. Bütün medeniyet merkezlerine uğrar. Allah'ın dinini tebliğ eder. Ama kimse inanmaz. Kimseyi inandıramaz. Ve en son iki ayet arasındaki ilişkiye bakın. En son Kenan diyarına gelip karargahını kurunca ayete dönüyoruz. Rabbi hebli mine salihin. Rabbim bana salih bir evlat ver diyor. Rivayetler 75 yaşlarında olduğunu söylüyor. Yani yolculuktan sonra bana salih bir evlat ver. Şimdi biz cami kürsülerinden daha çok babalık üzerinden bu talebi dillendiririz. Bu doğru değildir. Yani 75-100 yaşlarına yaklaşıyordu. Bir erkek çocuk aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Allah'a elini açtı. Ya Rabbi bana bir çocuk ver dedi falan değil. İki ayeti arasındaki ilişkiye baktığımızda, yolculuğuna baktığımızda, Ben Rabbime gidiyorum, o bana bir yol gösterecektir dedi. Her yere uğradı. Hiç kimse bir ümmet oluşturamadı. Bir inananlar topluluğu oluşturamadı. Rabbi hebli mine salihinle şunu dedi. Rabbim bana bir evlat ver. Ben onunla bir ümmet kurayım.